Değerli derin tarih dostları, sizi Ramazan ayı ve Ramazan bayramı sonrasında bir yeni programımıza daha muhabbetle selamlıyorum. Aynı zamanda geçmiş Ramazan bayramınızı tebrik ediyorum. Hayırlara ve güzelliklere vesile olsun. İnşallah Ramazan ayı boyunca da yapmış olduğunuz ibadetler Cenab-ı Hak nezdinde makbul olsun. Ömrü hayatınızın Ramazan nihayeti de inşallah bayram olduğu bir hayat serüvenini Cenab-ı Hak hepimize nasip etsin. Evet, dostlar bugün sizinle normal akış sürecimiz içerisinde iki farklı konu başlığını birlikte değerlendireceğiz, birlikte konuşacağız. Nedir bu konu başlıklar derseniz, birincisi bundan yaklaşık 30 yıl önce yaşadığımız büyük bir dram. PKK terör örgütünün gerçekleştirmiş olduğu bir eylem neticesinde kaybetmiş olduğumuz 33 askerimizin hatırasını iade edeceğiz. Onları anacağız ve bugün bulunduğu yerden ülkemize parmak sallayan, ülkemize demokrasi ve özgürlük getireceğini iddia eden, bunun için de 14 Mayıs'ı adres olarak gösteren bu terör örgütünün gerçek yüzünü, özellikle son 20 yıldır bu tip olaylara tanık olmamış gençlerimizin gözleri önüne sermeye çalışacağız. Bu bir. İkinci aşamada ise bugün gençliğimizi çokça fazla tehdit eden ve sıkça da programlarımda konu içeriğine almaya çalıştığım konu başlığı, küresel güç odaklarının cinsiyetsiz ve milliyetsiz gençlik projesine ilişkin çalışmaları ve bu projenin bir parçası olan Kore Merkezi K-pop çalışmalarının gerçek arka yüzünü size teşhir etmeye, anlatmaya ve tanıtmaya çalışacağım. Böylelikle dostlar inşallah bir programımızda pek çok faydalara vesile olacak şekilde tamamlamayı ümit ediyor, niyaz ediyorum. Bundan tam 30 yıl önceydi. Yıl 1993, 24 Mayıs. 33 tane gencimiz, 2 tane otobüsle, dostlar iki farklı midibüs diye tanımlanan otobüsle, küçük otobüslerde yol alıyorlar. Önce ben bu gençlerimizin isimlerini iade ederek, hepsini tek tek isim isim sizinle onların hatırasını ve ismini paylaşarak başlamak istiyorum. İbrahim Erten, Konya. Mustafa Yılmaz, Konya. Erkan Kaçan, Konya. Mevlüt Özkan, Konya. Hilmi Şahin, Konya. Ali Arar, Konya. İlyas Uyar, Konya. Hüseyin Çelik, Denizli. Ahmet Apak, Denizli. Ercan Çobanoğlu, Denizli. Mustafa Koçanoğlu, Denizli. Baki Umutlu, Denizli. Şereftay, Denizli. Mehmet Öztürk, Denizli. Hasan Gültutan, Hatay. Mehmet Tura, Adana. Şenol Cansız, Samsun. Cavit Yaman, Samsun. Nihat Odabaşı, Kastamonu. Ramazan Akkaya, Kastamonu. Uğur Bozacı, İstanbul. Ünal Kalafat, İstanbul. Ahmet Aran, Manisa. Haydar Aslan, Trabzon. Murat Elibol, Çanakkale. Aydın Kuzey, Çanakkale. Adem Zongur, Kırıkkale. Musa Sarıgöz, Osmaniye. Murat Menteş, Bolu. Hikmet Özdemir, Malatya. Abdullah Kara, Antalya. Birol İrfan Asgar, Afyon. Selahattin Aysan, Isparta. Evet dostlar, isimlerini tekrar yad ettiğim, okuduğum bu 33 tane genç, 2 midibüs otobüsle 24 Mayıs 1993'te Elazığ Bingöl Karayolu üzerinde birliklerde teslim olmak üzere sivil ve silahsız olarak yolculuk yapıyorlardı. Üzerlerinde asker kıyafeti dahi yoktu. Hepsinin kıyafetleri çantalarındaydı ve hiçbir şeyden haberleri yok. Yanlarında otobüsün içinde sadece bir kişi, onlara refakat eden silahlı bir subay vardı. Bunun dışında hiçbir güvenlik tedbiri olmaksızın birliklerine doğru yolculuk yapıyorlardı. Bu 33 vatan evladı, dostlar, içerisinde
Üç kişi sağ kurtuldu. Bu üç kişinin anlattıklarıyla biz olayın detaylarına vakıf olma şansı edindik. Peki nasıl gerçekleşti? Bu olay dostlar, dediğimiz gibi Malatya'dan iki minibüse bindiler ve sivil kıyafetlerle yolculuğa başladılar. Saat 18 civarı Bingöl'e yaklaşık 10 kilometre kala dağlık bir alanda, yolun iki tarafının dağ olduğu ve virajlı olduğu bir bölgede dağların arasına girdiler. Tam bu sırada dağların o pusuya uygun olan coğrafyaya girdikleri aşamada 50'ye yakın PKK'lı el silahlı örgüt tarafından yolları kesildi. Evet, peki yolları kesildi. Askerler, içindeki otobüs içerisindeki askerler pusuyu fark ettiler ve şoförü uyardılar. Hemen geri dön, pusuya düşeceğiz diyerek. Fakat ne yazık ki her şey o kadar profesyonelce kurgulanmıştı ki otobüs şoförü de onlardandı. Askerlerin uyarılarına rağmen şoför büyük bir soğukkanlıkla o 33 tane iki otobüsteki askeri götürüp terör örgütü mensuplarına teslim ettiler. Evet, bu arada o askerlere refakat eden el silahlı asker de yolda iniyor ve askerleri terk ediyor. Çok ilginçtir, oraya varıncaya kadar askerlerin, sağ kalan askerin, yani Osman Partal adlı askerin anlattığına göre şoför diyor, defalarca, her yarım saate bir, hiç gereksiz yere molalar vererek bizi oyaladı. Hatta bir keresinde neden mola veriyoruz diye sorduğumuzda lastik patladı dedi. Halbuki patlayan lastik falan da yoktu. Sürekli her durakta elinde bir telsizle gidiyor, sakin sessiz bir yerde birileriyle görüşüyor, onlarla konuşuyordu diyor. Yani o otobüsün o bahsedilen mevki ve mevzide zamanında oluşması adına, randevuya erken gelmemek veya geç kalmamak adına teröristlerle şoförün sürekli görüşme halinde olduğunu buradan çok rahat bir şekilde anlıyoruz. Evet, şimdi işte tam böyle bir ortamda askerlerimiz, dostlar, terör örgütünün eline düştüler. Şimdi ben bu olaydan sağ kurtulan Trabzonlu askerimiz, Osman Partal kardeşimizin ifadelerini bizzat sizinle paylaşacağım. Olay nasıl gerçekleşti ve orada neler yaşandı? Evet, Trabzonluyum. İki müdübüsteki toplam 50 askerden biriydim. Van Özalp'teki birliğime gidiyordum. Yol boyunca gereksiz molalar veren şoför lastik patladığını söyleyip durdu. Lastiğin patlamadığını, krikoya dokunmadığını gördüm. Aksın altına girdiğinde birileriyle konuşma yaptığını duydum. Galiba telsizle konuşuyordu. İlk otobüsün en ön koltuğunda oturuyordum. Yolumuzu kestiklerinde şoförün kapısını bizzat Şemdin Sakık adlı terörist açtı. Toprak rengi üniforması vardı. Üzerinde aynı renk kasketi ters takmıştı. Omuzundaki tüfeğin namlusu yere bakıyordu. Şoföre diğer otobüsün nerede olduğunu söyledi. Onlar da geliyor. Birazdan burada olurlar dedi. Gece yarısına kadar teröristlerle beraber yürüdük. Bu arada Şemdin Sakık'ın görüntüsü geliyor. O terörist. Mola verildiğinde niçin kaçırıldığımızı, amaçlarının ne olduğunu sorduk. Bize söyledikleri tek şey şuydu. TC ateşkes ilan edince iki gün içinde sizi serbest bırakacağız dediler. Saat 1 sularıydı. Sakık'ın talimatıyla tek sıra olduk. Şemdin Sakık nereli olduğumuzu sorup önce o otobüsün içindeki askerleri doğulu ve batılı olmak üzere iki gruba ayırdı. Sakık, doğulu olmayan benim de içinde bulunduğum 34 kişinin eğitim kampına götürülmesini istedi. Dağdan köye indik. Kapısını çaldıkları evlerden başka teröristler çıkıp bizim grubumuza katıldı. Kimi terörist evlere gidip istirahat etti, bir ahıra soktular bizi. Öldürmek için orada beklettiler. Sonra vazgeçtiler. Tekrar yürümeye başladık.
sabahı göremeyeceğimi düşünüyordum. Yıldızlara son kez bakıp annemi, babamı, köyümü düşündüm. Bir ırmaktan geçerken su içtik, dağ yoluna çıktık. Davranışları sertleşmişti. Durdurdular. Saat 3 sıralarıydı. Yolun kenarına dizilmemizi istediler. Kol kola girip sıklaşmamızı istediler. Yanımdaki arkadaşıma dedim, devrem, bizi öldürecekler, vuracaklar. Sinirden titriyordum. Kalaşnikov, Bixi ve Kanvasların emniyetlerini açtılar. Sonumuzun geldiğini anladım. Kelime-i şehadet getirip kendimi yere bıraktım. Taramaya başladılar. Dizime bir mermi isabet etti. Vurulanlar üzerime düşüyordu. Kafamı koruyordum. Hepimizin öldüğünden emin olmak için yüzlerce mermiyi üzerlerimize boca ettiler. Gittiklerini seslerin uzaklaşmasından anladım. 6-7 arkadaşım sağdı henüz. Fakat bedenleri, diğerlerin bedenleri paramparçaydı. Can çekişenler vardı. Hırıldayanlar vardı. Ağlayanlar, inleyenler, su, su diyenler vardı. Bazıları anne, anne diyordu. Öldüğümü zannediyordum, kendimi çimdikledim ama ölmemiştim. Devremi, beyni parçalanmış bir vaziyette yanı başımda buldum. Bizi yan yana dizip tam 1570 tane mermi sıktılar üzerimize. Ayrılınca şehit arkadaşlarımı sırt üstü çevirdim. Dokunduğum her uzuv elimde kalıyordu. Beyin, ayak, kol, bacak. Yardım aramak için yukarı doğru koşmaya başladım. Bir taraftan da sürekli kan kaybediyordum. Asfalta çıktım. Bir kamyonla yakındaki Elmalı Karakolu'na gittim. Olay yerindeki olayları anlattığım zaman oradaki jandarma ve komutanlar hepsi gözyaşlarına boğuldu. Helikopter ve tanklar gelmişti. Şehitlerimizi topladık. Tam olay yerinde 1570 tane mermi kovanı toplanmıştı. Yani silahsız erlerin her biri için 50 tane üzerine mermi sıkmışlardı. Evet, her bir askerin üzerine 50 tane mermi sıkmışlardı dostlar. Ruhları şad olsun. Mekanları cennet olsun. Rabbim şehadetlerini kabul eylesin. Evet, biz bunu, bu askerimizin ve bu olayın, 33 şehitimizin hatırasını ve hikayesini neden bugün gündeme aldık? Son 20 yıldır ülkemizde terör örgütü artık bu nitelikte, toplu katliam niteliğinde ne köy baskınları yapıp sivil vatandaşlarımızı, ne karakol baskını yapıp askerlerimizi öldüremiyor. Öldüremediği gibi dostlar, bu ülkenin sınırlarını geçip eylem yapamıyor. Kendi bulunduğu sınır dışındaki inlerinden de burunlarını çıkaramıyor. Bunu yapamadığı gibi buradaki çanakçıları da sokağa çıkıp artık eskisi gibi sokakları, dükkanları yağmalayan, İnsanları taciz eden, slogan ve eylemlerle ortalığı karıştıran bir görüntü de veremiyorlar. İşte bu daralmışlık, sıkılmışlık içinde feryat figan ediyorlar ve bize 14 Mayıs seçimlerini adres gösterip diyorlar ki 14 Mayıs'ta biz yeniden geleceğiz. 14 Mayıs'ta Türkiye'yi özgürleştireceğiz ve demokratikleştireceğiz diyorlar. Türkiye'yi yeniden demokratik ve özgür bir sisteme kavuşturacağız diyorlar. Bu mesajı veriyorlar. Hemen her hafta çıktıkları kanallarda, kendi kanallarında. Ne yazık ki bir takım son 20 yılda bunların bu eylemlerine tanık olmamış gençlerimiz, bazıları belki buna inanıyorlardı da. İnananlar da var. Kandırılanlar da olabilir. Veya mevcut düzenden memnun olmayıp da ya
ne olacaksa olsun, bunlar olmasına kim olursa olsun bundan daha kötü olmaz zannedenler de olabilir. İşte bundan dolayı bir hafıza tazelemekte fayda var diye düşündüm. Bu olaylar, bu işlenen cinayetler bir dönem ülkemizin çok adiyattan ve sıradan vakalarıydı gençler. Karakol baskınları yapılıyor. O karakol baskınlarında onlarca askerimiz şehit düşerken onlara gerekli olan müdahaleyi ve yardımı sağlayamamaktan dolayı aciz kalıyorduk. Neden? Çünkü o zamanki karakollarımız şimdiki gibi kalekol değildi. Bir roket attığınız zaman, bir hava attığınız zaman darmadağın oluyordu. Şimdiki gibi hemen acil yardımda bulunacak deposu hazır, başında görevlisi hazır helikopterlerimiz, İHA'larımız, SİHA'larımız söz konusu değildi. Dolayısıyla biz bugün o örgütün, bu eli kanlı örgütün işlemiş olduğu cinayetlerden azat olduğumuz huzur ve güvenli bir iklimi yaşarken onlar bu eylemleri yapamamanın, bu ülke evlatlarının kanını dökememenin getirmiş olduğu ızdırapla kıvranıyor ve bize 14 Mayıs'ı adres gösteriyorlar. Bu ülkeye özgürlüğü ve adaleti, güvenliği onların kendilerinin getireceğini iddia ediyorlar. Gençlerimizin o tarihlerdeki işlenmiş olaylar hakkındaki zihinsel biganeliğinden istifade etmeye çalışıyorlar. Bu benim bahsettiğim sadece bir örnekti. Aktütün karakolun baskından bahsetmedik. Daha pek çok karakol baskından, köy baskınlarından bahsetmedik. Başbağlar katliamından mesela bahsetmedik. Dolayısıyla bu konuda gençlerimizin zihin ve düşünce dünyasını bir kere daha uyandırmak adına uyarıyorum. Bakın, PKK terör örgütü kendi bünyesinde bulunan ama kendi söylemine, mesajına uygun demeç ve beyanda bulunmadığı için tam dostlar 15 bin insanı terör örgütünün içerisinde infaz etmiş bir örgüttür. Bize özgürlük vaat eden o örgüt, kendi içerisinde, kendi söylemine, mesajına en ufak tezat ses çıkaranları anında infaz eden bir zihinsel yapıya sahip. Artı, bu örgüt gerçekten özgürlüğü için, demokrasi için, bu toprakların bekası ve selameti için savaşıyorsa eğer, soruyorum ve Kürtler için savaştığını iddia ediyorsa, Kürt milletinin hak ve hukuku, özgürlüğü için savaştığını iddia ediyorsa soruyorum, İran'da da Kürtler var. Neden İran'la savaşmıyor bu örgüt? Irak'ta da Kürtler var. Neden Irak hükümetiyle savaşmıyor? Ayrıca dostlar, Suriye'de de var. Suriye'deki Kürt kardeşleri için neden Suriye hükümetiyle savaşmıyor? İsrail'de dahi Kürt vatandaşlar var, Kürt mahalleleri var. Buyurun savaşsın. Onlar için de eline silah alsın. Hatta bir kere numune olarak şöyle bir tane mermi sıksın onlara. Neden Türkiye? Çünkü herkes biliyor ki bu coğrafyanın bekası ve selameti, bu coğrafyanın geleceği Türkiye'nin elindedir. Türkiye'yi yıkmadıkça, Türkiye'yi parçalamadıkça küresel güç odakları bu coğrafyadaki beklentilerine, planlarına asla cevap bulamayacaktır. O yüzden onların tek bir derdi var, o küresel güç odaklarına taşeronluk yapmak, onlara çanakçılık yapmak. Amerika Birleşik Devletleri neden binlerce tır yardımı, askeri silahı onlar için taşıyor? Neden onlara eğitim veriyor? Sadece Kürt halkının olan sevgisi, muhabbeti, özlemi, onlara demokrasi ve özgürlük getirmeye dair böyle içinde dayanılmaz bir arzu duyduğu için mi zannediyoruz? Yoksa bu coğrafyada kendi planlarını gerçekleştirmek için mi? Size soruyorum, Amerika'nın, Siyonizmin bu coğrafyada böyle bir planı olacak, bu ülkenin, bu coğrafyanın yerleşik halklarına böyle çiçekler içerisinde, buketler içerisinde özgürlük ve demokrasi ikram edecek. Var mı öyle bir yağma? Var mı böyle bir tarih? Var mı böyle yazılmış bir hikaye? Asla. Bu aldanmışlığın ve aldatılmışlığın içinden çıkmak adına son virajdayız. Ya bu aldanmışlıktan çıkarız ya da çıkamadığımız o bataklığın bedelini hepimiz en ağır şekilde öderiz. Evet,
Dostlar, bu çağrıyı yaptıktan sonra işte şimdi programımızın hemen ikinci aşamasına geçeceğiz inşallah. Evet, bizim gençliğimiz, bizim insanımız, bizim askerimiz şehadete inanan, bu topraklar üzerine filizlenen ilahi mesajın ve emanetlerin bekası ve selameti için canını vermeyi ebedi saadet vesilesi, kendi yaşam hikayesindeki kariyer olarak ulaşabileceği en zirve nokta olarak kabul eden ve bunun için mücadele eden bir kimlik ve karaktere sahiptir. Biz yüzyıllar boyunca bu topraklardaki kalıcılığımızı ve mücadelemizi, başarımızı bu inanca ve bu şuura borçluyuz. Bugün Avrupa aile kurumunu yok etti. Gençlerini kimliksiz ve kişiliksiz duruma düşürdü. Hepsini haz ve konfor, zevk budalası durumuna getirdi. Ve bundan dolayı asker oluşturamıyor, ordu oluşturamıyor, inanç ve değer inşa edemiyor, karakter ve kimlik, milli bir kimlik geliştiremiyor. Bu özelliklere sahip dünyanın son ve en dirayetli ülke ve milletlerinden birisiyiz. Bunun için dostlar, işte şimdi bugüne kadar gerek terörle, gerek darbecilerle, gerek küresel güç odaklarıyla, gerekse zamanında Moğollarla, gerek başkalarıyla mücadele eden ve hiçbirine kemik yalatmayan bu ülkenin evlatlarını o kendileri kurguladığı düzene, anlayışa ve sisteme mahkum etmek. Onları bu şekilde bir çürümüşlüğün bataklığına doğru çekmek istiyorlar. Şimdi de buna dikkat çekmek istiyorum. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Bizim genç ve inançlı nüfusumuz Batı'nın ve emperyal güçlerin en büyük kabusudur. Bizim en büyük gücümüzün bu değerlere sahip genç nüfusumuz olduğundan hiçbir şüphe yoktur. Emin olun, hani bazen tartışıyoruz ya, şöyle yeraltı zenginliklerden, petrol bulmaktan, doğalgaz çıkarmaktan, ülkemizin yeraltı yerüstü zenginliklerinden falan fişmekan sanayileşmekten, katma değeri yüksek teknoloji üretmekten vesaire, mutlaka bunların önemini inkar etmiyorum. Ama en büyük kazancımızın, en büyük değerimizin inançlı, kendi değerlerine sahip bu ülkenin topraklarına ve bu topraklar üzerindeki değerlere samimiyet ve sadakatle bağlı olan genç nüfusumuz olduğuna hiçbir şüphe yoktur. Onu kaybettiğimiz zaman diğer elde ettiğimiz kazanımlarında hiçbir anlam ve değeri olmayacaktır. İşte bunun farkında olan küresel güç odakları ne yazık ki ülkemizi müthiş bir saldırıda bulunuyorlar. Müthiş bir manipülasyonda bulunuyorlar. Ülkemizin gençliğini hele ki seçim atmosferinde patates, soğan, pırasa, sarımsak gibi söylem ve ifade ve mesajlarla manipüle etmeye, kontrol etmeye çalışıyorlar. Sürekli onların zihin dünyasında bir cennetvari Batı, Avrupa, Amerika yaşantısı ve burada her türlü hayat imkanlarının konforundan yoksun ve mahrum, yaşam tarzına mahkum olmuş, özgürlüğü elinden almış genç profili oluşturmaya, tanımı oluşturmaya ve böylelikle gençleri zihin ve duygu olarak bu topraklara düşman yapmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla dostlar, işte bu anlayış ve bu zihniyet artık öyle bir noktaya geldi ki ülkemizin nesline, kundaktaki beşikteki masum evlatlarımıza kadar uzanan bir sürece dönüştü. Burada eğer dur diyemezsek, bu süreci fark edemezsek, bu küresel şeytani güç ve askerlerin yöntem ve tekniklerine güvenli bir savunma mekanizması geliştiremezsek dostlar, emin olun bu konuda yani büyük bir zarar ve ziyanla karşı karşıya kalacağız. Evet, bakın nasıl bir tehditle karşı karşıya olduğumuza şöyle çok çarpıcı iki tane örnekle size karşılık vereceğim. Geçen hafta, bakın çok geç değil, daha geçen hafta Amerika Birleşik Devletleri'nde dostlar bir kanun kabul edildi. Nedir bu kanun biliyor musunuz? Amerika Birleşik Devletleri'nde kabul edilen kanun. Şöyle dediler. Demokratlar kabul etti, cumhuriyetçiler isyandalar. Diyorlar ki her çocuk anne babasının yani ebeveynlerinin izni olmadan, onlara danışmadan, onlara hiçbir şekilde bu konuda bilgi vermeden kendi cinsel özgürlüğünü tercih edebilme hak ve hürriyetine sahiptir dediler. Yani bir çocuk 3 yaşında, 5 yaşında, 6 yaşında fark etmez yaşı cins seviyesi.
Hangi yaşta olursa olsun anne babasına danışmadan kendisi özgürce cinsel anlamda serbestçe farklı tercihlerde bulunabilir dediler. Eğer, daha da geçiyorum, bunun bir adım ötesi, eğer anne babanın çocuğunun bu tercihine eğer engel oldu, karıştı, sen ne yapıyorsun evladım, sen de cinsinde, cibiliyetinde, soyunda, nesebinde bellidir dedik demeye kalkışırlarsa eğer, çocuğunun hak ve hürriyetlerine müdahale etmiş olmalarından dolayı çocuk o ailenin elinden alınacaktır dediler. Duydunuz mu? Çocuk bir karar alıyor, ailesi müdahale ederse eğer o çocuğu direkt o ailenin elinden alıyorlar. Şimdi diyeceksiniz ki çocuğun hak ve hürriyeti olarak tanımlanmış. Fakat ailenin müdahalesi o çocuğa engelleniyor. Fakat müzik piyasası, dizi piyasası, oyun piyasası, aklınıza gelebilecek internet ortamı, bütün ortamlar, hatta eğitim sistemi dahil çocuğa farklı cinsel eğilimlerde bulunma noktasında manipülasyonlarda ve baskılarda bulunuyor. Yani o etkileyebilecek o güç odakları çocuğu farklı eğilimler göstermeye yönelik ama annesi babası karışamayacak. Anne baba karışırsa bu özgürlüğüne çocuğun tercih haklarına müdahale olacak. Onlar da diyor ki biz çocuğu sapkınlığa eğilime yönlendirmiyoruz. Sadece bilgi veriyoruz diyorlar. İşte LGBT bilmem ne, ABCZ herhangi bir şey olabilirsin. Bak bunlar senin için alternatif farklı. Yaratıldığın gibi olma şartın yok. Bu senin özgürce kendi hakkındır diyor. Çocuğun önüne seçenekler koyarak çocuğun kafasını karıştırıyor. Anne babası da ne yapıyorsunuz siz dediği zaman aha o çocuğu hemen elinden alıyorlar. Buna karar verdiler. İşte dostlar. Ha diyeceksiniz ki bu Amerika'da olmuş ama dostlar bugün Amerika'da olan şey yarın bizim kapımızda. Unutmayın. Günümüz yaşanan dünyası artık öyle bir küreselleşme süreci yaşıyor ki bir olay bugün online ortamda, dijital platformda anında bütün dünyaya yaygınlaşıp pek çok ülkeyi ve toplumun kapısına dayanıp onları tehdit eder hal alabiliyor. Orada olmuş olması şunu gösteriyor. Bu çok yakında hepimizin evine kapısına dayanacağı anlamına geliyor. Almanya'dan örnek vereyim. Bakın bunlar da böyle taze örnekler. Geçen haftaki gelişmeler. Yani olayların örneklerini çoğaltmaya, geçmiş tarihe gitmeye kalkarsam çok örnek çıkar. Almanya. Almanya'da geçen hafta bir karar aldı. Dedi ki 25 grama kadar her yaştan, her boydan, cinsiyetten çocuk, insan, her vatandaş 25 grama kadar uyuşturucu bulunma ve bulundurma ve kullanma hakkına ve özgürlüğüne sahiptir. Bazı Avrupa ülkelerinde bu vardı. Şimdi Almanya'da bunu kabul etti. Ve işin daha kötüsü. Yine aynen orada o Amerika'da olduğu gibi. Anne baba çocuğuna üzerinde uyuşturucu bulursa veya kullandığına tanık olursa ona müdahale edebilecek. Çünkü kanunlar artık ona yasal hak olarak tanımış durumdalar. Eğer çocuğuna bu konuda baskı yapıp engellemeye, yavrum evladım ne yapıyorsun sen demeye kalkarsa o çocuk elinden alınabilecek. Baskı yapıyorsun çocuğa. Kişisel hak ve hürriyetlerini elinden alıyorsun diyorlar. Evet. Olayın ne boyuta geldiğini anlamanız açısından bu örnekler yeterince çarpıcı mı bilmiyorum. Ama işte bugün ülkemizde bir takım azgın ve taşkın, cinsi, cibiliyeti, milliyeti belli olmayan bir takım gruplar meydanlara çıkıyor, elinde trompetler, saksofonlar, bangır bangır özgürlük, özgürlük diye bağırıyorlar. Ya arkadaş, bu ülkede 20 yıl önce bir LGBT mensubu tercih yapmış olan kişi bu sapkınlığını ve kendi kimliğini sokağa çıkıp da ifade edemiyordu. Toplum onu ayıplar kınar, hatta saldırıya uğrardı. Bugün bunu alenen sokaklarda avazı çıktığı gibi bağıra bağıra ilan ediyor. Sosyal medya hesabının üzerinden kendisini teşhir ediyor. Düşüncelerini yayarak bütün gençlere bunu empoze etmeye çalışıyor ve hala diyor ki ben özgürlük istiyorum. Bu ülkede 20 yıl öncesine göre ekranlarda
internet ortamında çok daha azgın, taşkın ve teşhirci diziler, örnekler, reklamlar yayınlanıyor, programlar tanzim ediliyor ama hala bizdeki yine cinsi ve cibilliyetinin ne olduğu konusunda çok meşhur olan bir kesim kendileri sanatçı yaftası altında, sıfatı altında ortaya çıkıp özgürlük istiyoruz, özgür değiliz, baskı altındayız diye bağırıyorlar. Size soruyorum, yani bu ülkede her türlü hayasızlığı, edepsizliği alenen yapabilme imkanı ortamına kavuşmuş olmasına rağmen özgür değiliz, baskı altındayız, biz asla bu ülkede bu şekilde şartlar altında yaşamak istemiyoruz diyen insanlar acaba özgürlük deyince neyi anlıyorlar, neyi kastediyorlar? Bugün yapamayıp da yarın yapacakları şey nedir? Çok merak ediyorum. Bugün özgür değiliz, yapamıyoruz dedikleri ama yarın evet özgür olunca dilediğimiz gibi yapacağız biz bunu dedikleri şeyin adı nedir? Çok merak ediyorum. Biri bunu ifade etse, açık beyan etse, mertçe söylese çok memnun olacağım. Ama tahmin ediyorum bu ülkede, bu ülkenin topraklarını, bin yıllık Türk İslam coğrafyasını bir Lut kavmi coğrafyasına dönüştürmenin derdi içinde yanıp kavrulduklarını ve gençleri özgürlük kavramının sihriyle zihin ve duygu dünyasını manipüle etmeye çalıştıklarının çok açık farkındayız. İşte bundan dolayı emin olun seçime gidiyoruz. Tüm vatandaşlarımızdan istirhamım şudur. Bu ülkenin seçime giden tüm siyasi parti ve adaylarından emin olun soğan, sarımsak, pırasa, ıspanaktan daha ziyade kendi evlatlarımızın namusu, güvenliği, emniyeti, değerleri için talepte bulunmayı öncellememiz gerekmez mi? Evlatlarımız onlardan daha mı az değerli? Bu kadar mı acıktık? Bu kadar mı susadık ki imkansızlar içindeyiz? Bu ülkenin her bir insanı bugün bu ülkedeki 20 yıl önceki şartlardan çok çok kat be kat daha iyi imkanlara sahip. Herkesin altında arabası da var. Herkesin evi de var. Herkesin beyaz eşyası tamam. Olmasa bile benim evladımdan daha değerli olduğunu düşünebilir miyim? Dolayısıyla siyasiler üzerinde talepte bulunurken, onlara baskı oluştururken, istekte bulunurken öncelikle bu konuda evet bizi savunacak mısınız diyebilmenin, evlatlarımız için güvenli değerlerine bağlı bir gelecek vaat edebiliyor musunuz diyen sağlam bir söylemi sahaya yansıtmamız lazım. Bunu biz yaparız ancak. Biz vatandaş olarak bu duyarlı hassasiyeti ortaya koyamazsak emin olun devlet adamları, küresel güçler tarafından beslenen, onlar tarafından sponsor edilen bu örgütlerle baş etmesi imkansızlaşır. Nihayetinde bundan dolayı da bir takım siyasilerin evet ben aile yapımız için, toplumumuz için LGBT'yi sapkın hareketleri bir tehlike olarak görmüyorum. Dolayısıyla ne alakası var onlara özgürlüğü sonuna kadar vereceğiz diyen söylemde sahada dolaşabiliyor, vaat edebiliyor. Veya PKK'yla onlara ve söylemi doğrusuna onlara ülkemizin doğusunda federal bir yapı oluşturacaklarını, ülkemizin yerel yönetimlerini Avrupa Birliği standartlarına uyumlu hale getireceklerini söyleyen, yani ülkemizin doğusunu federal bir yapıyla böleceklerini ifade eden vaatlerde bulunabiliyorlar. Dostlar, bize ne oldu ya? Biz bu şartlar altında ülkenin değerlerini, topraklarını, o 33 tane konu başına anlattığım evlatlarımızın kanı ve canı üzerinden gerçekleşmiş bağımsızlık mücadelemizi satacak kadar bunu bir takım güç odaklarına vaat ederken onlara tepki gösteremeyecek, bunu söyleyen kişinin yüzüne tüküremeyecek kadar acize mi düştük? Bu kadar mı kansızlaştık? Bu konuda hepimizin kendi vicdanımızı ciddi anlamda sorgulamanın tam zamanıdır diye düşünüyorum. Evet. Bakın gençlerimiz üzerinde oynanan ciddi oyunlardan bir tanesi onları cinsiyetsizleştirme, milliyetsizleştirme planlarından bir tanesi de Güney Kore merkezli küresel odakların pazarladıkları K-pop pazarı. Dostlar, onların oyunu sonucunda ülkemizde insan, bütün dünyada gençler intihar ediyorlar. Dünyaya bileşen, ahiret inancı olmayan, hayata bağlanmak için gerekli değerler yapısına sahip olmayan,
imanı olmayan gençler intihar ediyor. Bakın, çok basit bir örnek vereceğim size. İntiharlarda Avrupa'nın en gelişmiş ülkeleri başı çekiyor. İsveç ve Norveç en çok intiharların yüksek olduğu ülkeler. İntiharların yaklaşık %50'si alkol ve diğer bağımlılarda görülüyor. Bu ülkede alkol içmeyi çağdaşlık ve modernlik olarak gösteren, gençlerimizi özendiren ahlak, gençlerimizi bu çukura çekmeye çalışıyor. Halbuki bugün intiharlarda eden kişilerin, Avrupa'daki intihar eden kimliklerin %50'sinin alkol bağımlısı olduğu net bir şekilde tespit edilmiş durumda. Ergenlerde alkol ve madde bağımlılığı birlikte mevcutsa eğer, ikisi birlikte mevcutsa eğer, intihar oranı %70'e yükseliyor. Evet, bu ülkenin sokaklarında, okul kapılarında peynir ekmek gibi, leblebi gibi dostlar hap satmaya çalışan, okullarımızı pazara dönüştürmeye çalışan güçler var. Dolayısıyla bütün bunlara dikkat etmek gerekiyor. Sigara içenlerde, bakın basit masum gibi gözüküyor, hemen her genç sigara içiyor artık. Sigara içenlerde, sigara içmeyenlere göre intihar oranı tam 4 kat daha fazla, biliyor musunuz? Bunlar Dünya Sağlık Örgütü'nün verileri dostlar. Kontrol edebilirsiniz. Neden sigara, alkol ve hap bağımlısı olanlar daha çok intihar ediyor? Çünkü bütün bağımlılıklar duygusal açlıktan kaynaklanıyor. Duygusal açlığın kaynağı da sevgisizlik. Aile bağları zayıflıyor. Ailesinden ve çevresinden yeterince ilgi ve sevgi görmeyen gençler kısa zamanda bu tip bağımlılıkların kucağına düşüyor, hayattan kopuyor ve intiharın eşiğine geliyor. Düşünebiliyor musunuz? Bakın, 2016-17 yılında yapılan istatistikte Japonya'da her yıl ortalama 30 bin insan intihar ediyor. Bu intihar eden insanların çok büyük bir kısmı ne biliyor musunuz? 15-25 yaş grubu, gençler. Neden özellikle gençler? Çünkü haz ve zevk budalası haline getirilmiş, ulvi idealleri olmayan, imanı olmayan, hayatına anlam ve değer katamayan gençler kısa zamanda hayata bağlanmakta büyük bir eksiklik çekmeye başlıyorlar. Evet, geçen hafta da bundan bahsettim. Görüyorsunuz Aokigahara ormanı, Japonya'daki intihar ormanı. Japonlar, Japonya'da bu ormana gidip insanlar orada hayata son veriyor. Etna Yanardağı'nın hemen dibindeki bir orman. Artık herkes alışmış. Burası, herkes sadece intihar etmek için gidiyor buraya. Japonya'nın adeta gayri resmi intihar mekanı olarak tescillenmiş orası. Evet. Güney Kore'de dostlar her 100 kişiden 30'u intihar ediyor. Ve 30 kişinin, o 30 kişinin çok büyük bir kısmı da yine gençlerden oluşuyor. İsviçre'de artık intihar normal, yasal olarak kabul edilmiş. Finlandiya'da çok yüksek. Hala bize Finlandiya eğitim sistemini kabul ettirmeye ve örnek göstermeye çalışanlar var. Halbuki Finlandiya'da gençler değerlere sahip olmadığı için intihar ediyorlar. Bu da bir ayrı antiparantez. Evet. Peki bütün bu intihar ortamlarına karşın dünyada en az intihar eden toplum İslam milletleri, İslam devletleri. Irak'ta, Suriye'de, Filistin'de çok daha ağır şartlar altında yaşayan, İsrail terörizmine maruz kalan, YPG, PYD gibi terör örgütlerin zulmüne maruz kalan, ülkesinden sürülen bu coğrafyanın insanları Avrupa'daki insanlar kadar intihar etmiyorlar. Yani her türlü lüks ve konfora sahip olan Avrupa insanının intihar etme oranı, Orta Doğu'da terörizmden ve saldırılardan, savaşlardan hayatını kaybeden insanlardan daha fazla. Neden? Çünkü İslam ve iman onların ölmelerini, intihar etmelerini yasak kılıyor. Onlara tüm dünya ve ahiret hayatına dair yaşamaya değer bir ideal ve dava bilinci oluşturuyor. İşte dostlar, küresel güç odakları bu yüzden en büyük hedef olarak İslam'ı seçiyorlar. İslam'ı hedefe koyuyorlar. Bu ülkenin topraklarındaki gençleri değerlerinden koparabilmek adına var güçleriyle bu anlamda savaş veriyorlar. Bakın, demin söyledim, hemen o K-pop görüntülerini de ekrana alalım. İnşallah dönem dönem yönetmenim veriyor ama Güney Kore'de K-pop diye bir müzik dalgası var. İnanılmaz, küreselcilerin elinde.
cinsiyetsiz ve milliyetsiz gençlik oluşturmak adına böyle bir proje gerçekleştiriyorlar ve dünyaya pazarlıyorlar. Gençlerin halini görüyorsunuz. Bu gençler dostlar seçiliyor, onlarla sözleşme imzalatıyor ve onlar üzerinden dünyaya bir yaşam modeli, bir yaşam profili, gençlik modeli pazarlanıyor. Tabii gençler bunu Kore'de bilmiyorlar iç yüzünü. Gençler böyle ışıklar altında şöhret, dans ediyor, eğleniyor, müzik, coşku, şöhret. Çok imreniyorlar. Bu piyasayı kontrol eden 4 tane müzik firması zaman zaman eğer istiyorsanız siz de bize müracaat edin, sizi de K-popçu yapalım diyerek başvurular alıyor. Bu gençler tabii büyük bir iştahla buraya müracaat ediyorlar. Onları da içerisinden bazılarını seçiyorlar. Fiziksel görüntü olarak müsait olanları. Sonra da bunları dostlar çok ağır sözleşmeler imzalayarak K-popçu yapmak üzere eğitiyorlar. Ve çok ilginçtir. Bu gençler dostlar tabii büyük bir tuzağa düşmüş oluyorlar. Bu gençlere o kadar ağır şartlarda sözleşme imzalatıyorlar ki. Şimdi bunu araştırdım. Günde 18 saat antrenman yapıyorlar. Kilo almaları ve dilediklerini yemeleri asla mümkün değil, yasak. Hiçbir şekilde sevgili edinemiyorlar. Hiçbir şekilde istedikleri yere gidemiyorlar, oturamıyorlar, yiyemiyorlar, içemiyorlar. Hiçbir şekilde aileleriyle görüşemiyorlar. Ve kendi standartlarının dışına çıktığı anda o sözleşmeyi bozmuş kabul ediyorlar. Ağır tazminatlara mahkum oluyorlar. Bu gençler günde 18 saat ağır antrenmanlara tabi tutuluyor. Ve çoğu genç kilosunun bozulmaması adına söylediklerine göre kendi ifadeleriyle sadece salatalıkla besleniyorlar. Fazla bir şey yememeye çalışıyorlar. Bu gençlerin makyajsız olmaları mümkün değil. Makyajsız görüntü veremezler. Dışarı çıkamazlar. İstedikleri kıyafetleri giyemezler. Çünkü ve cinsiyet ve milliyet ifade eden herhangi bir tavır ve davranış içine girmeleri yasaklanmış durumda. İşte dostlar bu kadar büyük bir hilenin, böyle büyük bir tezgahın içerisinde kaosa düşüren gençler kısa zamanda intihar ediliyor. O görüntülerde gördüğünüz sanatçıların listesi var ya bir görüntü, onlar intihar eden K-popçu gençler. Bugün bu salgının ulaştığı ülkelerdeki insanların tamamı, ne yazık ki gençlerin kısmı, bu K-pop salgınına uğrayan gençlerin çoğu intihar ediyorlar. İşte biz bundan dolayı insanımızı uyarmak istiyoruz. Dostlar bugün zamanımızın erdiğince ülke ve gençliğimizin üzerindeki büyük bir projeyi ve engeli, tehdidi dile getirmeye ve sizlerle paylaşmaya çalıştık. Umarım bu söylemimiz ve mesajlarımız sahada etkili olur. İnsanımızın ve gençlerimizin uyanışına vesile olur niyazında bulunuyorum. Bugün ekran başında bize katılan tüm gönül dostlarımı muhabbetle selamlıyor ve Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla dostlar.